hepinize kucak dolusu sevgiler. Bugün 6 Eylül'ümüzün en güzel, en güzide köylerinden birisi Balıklı'dayız. Balıklı, Balıkesir merkeze yaklaşık 15-20 kilometre mesafede ve Balıklı verimli arazileriyle, mandasıyla ve tabii ki o ünlü Balıkesir manda kaymağıyla ünlü bir köyümüz. Bakalım bugün bizi ne gibi sürprizler bekliyor? Hep beraber sizinle keşfedelim. Hadi buyurun. Hacı Osman'ın kızı geldi, hadi gari sen de gel. Bacalardan duman geldi, arpa buğday saman geldi. Komşu köyden imam geldi, hadi gari sen de gel. Evet, neredeyiz dedik, bugün Balıklı'dayız. Balıklı'yı keşfe çıktık, başladık. Şimdi Nadir abimizle beraberiz. Nadir abimiz nasılsınız? Çok iyi, Allah'a şükür. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, teşekkür ederiz. Nasıl geçiyor? Nelerle uğraşıyorsunuz köyde? Geçim kaynakları neler mesela? Köyümüzün geçim kaynağı genellikle hayvan, tarım. Domates ekiyoruz, biber ekiyoruz. Bir de biz sabah mandaları çektik. Bir de mandacılık çok meşhur köyde. O sanırım Balıkesir'in en çok mandası olan köylerinden birisi burası. Vallahi 2000'e yakın mandamız var yani. 1000 tane falan, 1500 tane çayıra çıkanlar var. Geride malaklar var. Kaymak işinden millet geçiniyor işte böyle. Genelde tarım ve hayvancılık, Balıkesir'in genel önünde olduğu gibi tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor köylüler. Uğraşıyor. Ben kendim de minibüs işletmesi yapayım. Minibüs çalıştırıyorsun? Evet, minibüs çalıştırıyorum. İşte balık getirdim, balık maliyetine. Ben Balıklı köyü sakinlerinden Ahmet, Hacı Ahmet Kılas. Ve daha önce işi de şu yeni yapılan camimiz var, dernek başkanıydım. Cami dernek başkanıydım. Emeklisiniz herhalde. Emekliyim, evet. Ben Balıkesir Besten emekliyim. Besten emekliyim. 1990 yılı sonunda falan emekli oldum. Aşağı sonra 26-27 sene falan oldu. Köyde yaşıyorsunuz, köyde oturuyorsunuz. Evet, köyde oturuyoruz. Köyde oturuyoruz. Köyümüzde göç olayı olmuyor. Yani bir şöyle şehire veyahut da hani, kırsal bölge olmadığından burada yani adam... Ulaşım da iyi. Yani her yarım saatte arabalarımız çalışıyor. Onun için şikiz yani. Büyük bir köy gördüğümüz kadarıyla. Tabii büyük, aşağı yukarı 700 tane falan, 600'den fazladır, 700 tane falan vardır yani. Çünkü yani 94 yılında da şey yapmıştık. Biz kendimiz arkadaşlara böyle şey yazdık. 1-2 diye böyle numaraladığımızda aşağı yukarı 360 tane falan yazmıştık. Şimdi ikiye katlandıysa 700 veya 650, 700 civarında olmuştur yani tahmin ediyorum. Köyümüz yani büyüktü yani. Evet, sizi tanıyalım abi. Şefen Kuru. Sakin. Yemekli. Yemekli. Allah çok yemek. Nasıl geçiyor emeklilik hayatı? Valla çalışırsan geçiyor, çalışmazsan geçmez pek fazla. Yok yok. Çalıştık falan yok, oturuyor burada akşama kadar. Çalıştık. Hacı Ahmet abimiz akşama kadar oturuyor diyor. Bana senin için onun lafına boş ver, sen ben çalıştım bilir mi ya? Valla tomatis deyip, biber deyip, kendi yiyeceğimi çıkıyorum. Of of! Aşağı! Amanin yandım, ciridine ciridine bandım. Bedava mı sandın, para verip aldım. Ciridine suyuna da bandım. Amanin, amanin, amanin. Evet, Balıklı köyündeyiz. Şu anda Halit abimizin yanındayız. Halit abi, nasılsınız, iyisiniz? İyi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi biraz tanıyabilir miyiz önce? 6 Eylül ilçesi Balıklı mahallesinden Halit Görekçi. Evet, hayvancılıkla uğraşıyorsunuz herhalde. Mandacılık var. Mandacılık, bizim dededen atılan şey. Evet. Onu bırakamayız yani. Balıklı da zaten manda kaymağıyla ünlü bir köyümüz. Şimdi Balıkesir dediği vakit gaz pilavı, gaz yağlı pilavı ve manda kaymağı dediğimiz Balıklı aklıyla. İlk aklına gelen köy Balıklı'da köy değil mi? Balıklı. Evet. Yani. İnşallah bir gün kaz pilavı da her çekeriz, zaman, kaz pilavı zaman, da yeriz. Her zaman bekleriz. Evet, şimdi manda kaymağı yapımını izlettireceğiz izleyicilerimize. Tabii, İçeri geçelim, hadi. Hadi buyurun. Evet, şimdi artık
işin sadedine gelelim Halit abi. Şimdi bu kaymak nasıl yapılıyor? Biraz bize bunu anlatır mısın? Kaymak sütü sağıp geldiğimiz vakit güzelce süzeriz. Çift süzetle. Ondan sonra 9 kilo sütün içerisine 3 tas su koyarız. Ondan sonra kaynadık taşasıya kadar onu pişiririz. Sütü. Sütü pişirdikten sonra aynı bunları gibi buraya, buraya koyarız. Ve 3 saat falan orada bir soğumasını bekleriz. Soğuduktan sonra yazsa suyun içerisine oturturuz daha çabuk soğusun diye. Ama kışsa gerek yok. Akşam dolaba koyarız, sabah keseriz. Sabah kodumuzu da akşam keseriz. Şimdi akşam koyduk, onu kesebiliriz. Onu keseceğiz şimdi birazdan da. Şimdi kaç kilo sütten mesela bir kilo kaymak çıkıyor? Normal 8 ile 10 kilo arası. Ortalama 8,5-9 kilodan 1 kilo kaymak çıkar. Yaklaşık 9 kilodan 9 1 kilo kaymak çıkıyor. Evet. Bunlar şu anda sıcak mı? Bunlar şu anda sıcak. Bunlar dolaba konacak. Akşamüstü konuyor, evet. Sabah kesiliyor. Sabah konuyor, akşamüstü kesiliyor. Evet. Şimdi olmazsa çıkaralım. Çıkaralım. Evet, şimdi akşam dolaba konmuş olan kaymak bu çıktı şimdi dolaptan. Şu anda bu hazır mı? Hazır vaziyette, kesilecek şekil. Kesecek şimdi kaymağımızı. Bunun altı süt değil mi? Altı süt. Ama yağ alınmış oluyor. İki tane yaptım. Şimdi beyaz olduğu için toz toprak bir şey gitmesin diye. Yeteri tane. Bu da bu. Halit abi şimdi kaymağımız hazır. Hazır şu anda. Satışa hazır. Satışa hazır. O zaman diyoruz ki Balıkesirli vatandaşlarımıza buyurun gelin Balıklı'dan en güzel kaymağı alın bu şekilde. En güzel değil. En üstünü. En üstünü. Öyle mi? En üstünü balıklı yapar. Balıklı her şeyi, yapar. Her şeyi. Evet, o zaman gelin buyurun afiyetle yiyin diyoruz. Asıl kaymağı yapan teyzemizle beraberiz. Halit abimizin eşi. Evet, şimdi teyzem. Şu anda ekmek tatlısı da yapmışsın size galiba. Size nefis. Yaptım, evet, size mi yaptın? Size yaptım, gelecek ya. Teşekkür ederiz. Size yaptım. Sağ ol. Şimdi asıl tabii bu işin özü kaymak. Manda kaymak. Güzel. Ekmek kadayıfıyla da birleşince ne oluyor? Orada Balıkesir kaymaklısı çıkıyor. Ellerine sağlık. Afiyet çok olsun. Teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Hadi buyurun, size devam ediyoruz. Şimdi balıklıya gelinir de kaymaklı yenmez mi? Değil mi Halit abi? Neden yedilmez? Yedilmez. Evet, olmaz. O zaman biz de bunu afiyetle yiyelim. Afiyet olsun. İnşallah buraya İnşallah insanlarımız, olsun. Vatandaşlarımız da gelsin. İsteyen, dileyen herkes her gelebilir. Zaman, her zaman bekleriz. Kapımız ardına kadar açık yani. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Her zaman bekleriz. Hadi buyurun. Oman desinler desinler. Gerçekten nefis. Elinize sağlık. Teyzemin ellerine sağlık. Senin de inşallah kesene bereket olsun. Halit abi. Şunu da yerin de gaz yağlı pilav da yedirelim bizlere. İnşallah. Bu daveti de artık biz yenirseniz çok memnun oluruz. İcabet yani. Edeceğiz. Bekleriz. Her zaman. İnşallah geleceğiz. Her zaman. İnşallah geleceğiz. Her zaman. Aman desinler desinler şeker yesinler. Üç kız bir oğlana vurgun desinler. Aman ben yandım 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 yandım. Ellerin memleketinde eğlendim doldum. Evet, Balıklı'yı geziyoruz, dolaşıyoruz, keşfediyoruz. Meralarını, çayırlarını, mandalarını çektik. Şimdi de yanımızda Balıklı muhtarı Sayın Yakup Demir var. Muhtarım nasılsınız? İyi, Allah'a şükür. Siz de iyisiniz. Bizler de iyiyiz, teşekkür ederiz. Evet, biraz Balıklı'dan bahsedelim. Niye bakın ya, niye? Şimdi Balıklı'da biz çok fazla manda gördük. Burada herhalde hayvancılık var, yüksek. Yüksek. Bayağı yüksek. 6.000 civarı büyükbaş hayvanımız var. 5-6.000 civarı boyunumuz var.
tarım, hayvan yani genel. Tarım ve hayvancılık geçim kaynakları köyümüzün. Aynen. Nüfusu kaçtır köyümüzün? 1800-1900 civarı. 1900 civarında nüfusunuz var. Evet. Evet. Siz neyle uğraşıyorsunuz? Çiftçilik. Evet. Çiftçilik yapıyorsunuz. Hayvancılık? Hayvan yok. Hayvan yok. Çiftçilik. Çiftçilik yapıyorsunuz. Şimdi bu köylerimiz tarımla hayvana geçiyor. Nigra'da kırsal mahalle olsa, mahallede olsa burası köydür. Yani herkes burada tarım yaparsa, hayvan yaparsa geçinir. Biz Balıkesir'i doyuran köy burası. Tabii canım yani şimdi tabii. Şimdi git benim köyümden her pazarda 50 tane, 30 tane, 40 tane insan vardır pazarda yani. Gördük zaten ülkeli tarlaları, arazileri hepsini gördük. Biz bu güzellikleri bugün insanlarımıza, izleyenlerimize göstermeye geldik. Evet. Gerçekten gördük, çok güzel. Özellikle bu manda kaymağı. Evet. Bunun yapılışını biz gösterdik izleyicilerimize. Evet. Tamamen katkısız, doğal. Şimdi ben burada bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi Afyon ilimiz, o da bizim güzel bir ilimiz tabii. Evet. Güzide bir şehrimiz. Oranın kaymağı meşhur. Evet. Ama Balıklı'nın kaymağı bir başka. Daha başka. Ben bunu canı gönülden söylemek istiyorum. 120 sene Balıklı'nın köyü var, merkez köyü. Balıklı gerçekten farklıdır yani. Gerçekten farklıdır. İnsan olarak, yani her şey olarak farklıdır yani. Şimdi verimli arazileriniz var, tabii baktık. Canım. Yılda 3 ürün alındığı söyleniyor. Ya iki alsın yani. İki alırsın. 3 de alabilirsin de 2 daha alırsın yani. Balıklı'dayız dedik. Balıklı'nın verimli arazilerinden bahsettik. Bu gördüğünüz bütün araziler Balıklı'ya ait. Yılda teyzeciğim, Fatma teyzemizle beraberiz öncelikle. Evet, evet. Teyzem bu arazilerden yılda kaç ürün alınıyor mesela? 2 ürün alıyoruz, 1 ürün alıyoruz. Bir buğday ekiyoruz, bir dar ekiyoruz. Evet. Mısır ekiyoruz. Bu sene şu an herhalde biber mi toplanacak? Evet, biber toplayacağız. Ağustos 15'ini toplayacağız. Ektik bunları. Herhalde bir işçilerimiz de var burada. İşçilerimiz de onunla kelam lahana gazıyla bak. Şu anda gördüğünüz yer bir Afrika'nın Serengeti, bir Masai Mara düzlükleri değil. 6 Eylül'ün göbeği, Balıklı Mahallesi. Evet, sabah size izletmiştik mandaların otluğa gidişlerini. Şimdi dönüşlerini izliyorsunuz. Şu anda dereden geçiyorlar gördüğünüz gibi. Size iyi seyirler diliyorum. Kendisi. Evet. Şimdi İsmail abi, sabah bunların gidişlerini gördük, çektik. Artık gün de bitti, akşam eve dönüyorlar değil mi? Evet. Bunlar şimdi kendileri mi gidiyorlar eve? Evet, bunlar şimdi kendileri yapacağı eve gider. Evlerini bulalım mı? Evet. Sabah yine burada topluyoruz bunları biz. Kaçta topluyorsun sabah? Sabah 8'de topluyoruz, 9'da gidiyoruz yayınlar bunları. Akşam dün? 6'da koyuyoruz. Geri geliyorlar 6'da? Evet, evet, geri. Bu her gün devam ediyor böyle? Her gün, bu 9 ay devam ediyor. 9 ay devam ediyor. Kışın. Bunları çıkartmıyorsunuz. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Ben 2 yıldır yapıyorum. O çok yakın. 5-6 yıldır yakın bu. Öbür abimiz? Öbürküde 9 yıldan beri yapıyor. 9 seneden beri? Evet. Zaten köyün en büyük geçim kaynaklarından birisi bu mandacılık. Balıklı deyince akla manda geliyor. Doğru. Kaç tane var şu an sürüde? 900 tane var. 900 tane ama tabii evet. Sürüye çıkmayanlar da var herhalde köyün içinde. Ha tabii ya, bunlar malakları vardır, kereler vardır bunlar. Bunlar çıkmıyor. Evet, bunlar çıkmıyor. Bunlar neden çıkmıyor? Kereleri kurbanı getiriyor. Şimdi net keser. Evet. Ufaklar vardır malaklar, daha ufak diye. İlaçları koyuyorlar.
Kimisi attı, kimisi koy oluyor, yapıyor. Kaç yıldır bu mandacılık bu köyde yapılıyor? Vallahi ben 54 yaşındayım, 55 yaşındayım, devamlı var. 55 yaşındasın? Devamlı manda var köyde. Yani senin bildiğin bir 50 senelik? Bir var. Evet, evet. 50-60 sene, 70 sene belki de. Devamlı bizim köy yapar yani mandayı yani. O olduğundan yapar. Hemen hemen herkesin herhalde mandası var. Burada şimdi kaç? 105 kişinin mi? Bağdır. 105 kişinin de yani bunlar. Öyle yani. 105 kişi yani. Her yılda vardır. 3 tane, 5 tane, 20 tane, 30 tane. Evet, adım adım 6 Eylül programımızın ikinci bölümünde burada sonuna geliyoruz. Bugün Balıklı köyümüzü gezdik. Balıklı köyümüzün güzelliklerini keşfettik. Güzel insanlarla konuştuk, görüştük. Kaymaklımızı yedik. Balıklı'nın simgesi olan mandaları sizin için görüntüledik. Ve artık bugünkü programımızın da sonuna geldik. Sizi Yıldırım Beyazıt'ın yaptırmış olduğu eski tarihi köprünün yanından sizlere veda ediyoruz. Bir dahaki adım adım 6 Eylül programımızda, bir dahaki gezimizde tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın sevgili.